Değerli misafirlerimiz, Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Ajur Mücevher Takı Tasarım Yarışması, defile ve ödül töreninde sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz efendim. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın Tim Başkanım, değerli meslektaşlarım, tabii ki bu gecenin onur konukları, siz değerli yabancı misafirlerimiz, hepiniz Ajur Mücevher Takı Yarışması'na finaline hoş geldiniz. Türk kuyumculuk sektörünün 5000 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söylüyoruz. Yıllarca yapılan kazılar gösteriyor ki Anadolu'da medeniyet bilinenden çok daha eski, ama kesin olan bir şey var ki hepimiz şu an mücevherin üretildiği ilk topraklarından birindeyiz. Kapalı Çarşı mücevherin dünyadaki en eski pazarı. 3500 dükkan, 25.000 kişinin çalıştığı bir merkez. Kuyumcu kent, dünyanın en büyük mücevher üretim yerlerinden biri, 15.000 kişi çalışıyor. Türkiye'de üretim, altyapı, tasarım konularında önemli mesafeler kaydettik. İstanbul'u mücevherin üretim ve dağıtım merkezi yapma yolunda önemli mesafeler kaydettik. Bugün Belçika borsasında, Diamond borsasında ne varsa, bugün İstanbul Elmas Borsası'nda da hepsi var, fazlası da var. Bu yüzden diyorum ki gelin hep beraber İstanbul'u elmas dağıtım merkezi yapalım. İstanbul'un her kültüre sıcaklığı, uluslararası sisteme, entegre finans piyasalarında sizi bekliyor. Ve değerli konuklarımız şimdi konuşmasını yapmak üzere Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'yi davet ediyorum. Anadolu'da kurulan medeniyetler, zenginlikleri çağlar boyu yeni kuşaklara miras olarak bıraktılar. Anadolu'nun herhangi bir köyünde bir genç kızın boynundaki kolye veya bir yörük çadırındaki kilim sizlere nesilden nesile artarak gelen çok büyük bir zenginliğin hikayesini anlatıyor. İşte kültürümüzle beraber insanımızın ruhuna işlenmiş zenginlik ve birikim, tasarım anlamında ülkemizde çok büyük bir potansiyel arz ediyor. İşte o yüzden Turkey discovered the potential diyoruz. Biz de ihracatçı ailesi olarak bu potansiyeli yüksek katma değere dönüştürmek üzere ihracatçı birliklerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Bilinirliği her yere artan bu yarışmalarımızla yaratıcılığı, yeniliği, özgünlüğü destekleyerek Türk tasarımının gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda birlikte düzenlenen yarışmaların yüksek katma değerli orijinal tasarımları markalaşmayı ve inovasyon kabiliyetini de destekleyerek ihracatımıza önemli katkılarda bulunuyor. Sizlerle beraber büyük hayaller kurmaya, tasarlamaya ve büyük başarılara imza atmaya hazırlanıyoruz. Bu çabalar sonucu inanıyorum ki Türk mücevher sektörü sizlerle beraber uluslararası alanda çok büyük başarılara imza atacak. Gecemizin ilk ödülleri ustalara saygı ödülleri efendim. Huzurlarınızda takdim etmek istiyoruz. Evet efendim, ilk ustamıza ödülü Ayhan Bey takdim edecekler. Sayın Azmi Tonyalı efendim. Arkadaşlar bir daha 68 yıl. Uzun yıllar emek vermiş çok değerli bir sanatçı efendim. Bu sanatın unutulmaması için büyük emekleri geçti. Sayın Ardaş Arzuman. Sirun Sirunyan'a
efendim. Ödülü Alaaddin Kameroğlu takdim ediyorlar. Efendim ilk olarak altın kategorisindeki tasarımları izleyeceğiz ve ardından kazanan isimleri açıklayacağız. Alkışlıyoruz efendim. Üçüncü seçilen tasarım Yasin Gezgiç. Üretici sponsor firmamız Melike Kuyumculuk'tu. Tasarım adı Endless Road, Sümeyya Erkan geliyor. Karşınızda mücevher kategorisinde finale kalan tasarımlar efendim. Mücevher kategorisinde üçüncü seçilen tasarımın adı Heart of the Light idi ve tasarımcı Şinasi Göktürkler'di. Is Kaizen tasarımı ile Evren Şengüler. Alkışlıyoruz efendim. Evren Şengüler mücevher kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Jüri özel ödülü efendim. Ve bu ödülün takdimi için Sayın Yıldırım Mayru davet ediyorum. Alkışlıyoruz efendim. Jüri özel ödülünü Meltem Şahan alıyor. Sponsor firmamız Anka Modeli'di. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İşte
karşınızda değerli konuklarımız. 8. Ajur Mücevher Takı Tasarım Yarışması ödül sahipleri. Hayatlarında yepyeni bir sayfa açılıyor. Hepsine bol şans diliyoruz. Yolları açık olsun. Alkışlıyoruz efendim onları. Ayrıca bu yarışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen efendim, bizi yalnız bırakmayan gecemizin ana sponsorları CETAŞ, Kizilinci, Innova, Jolly, 10 Mücevherat ve hizmet sponsorumuz Ferrari'ye de kocaman alkışlarımızla çok teşekkür ediyoruz. Herkesin emeği büyük. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu gece bizleri yalnız bırakmadınız, heyecanımızı paylaştınız. Bu güzel gece müzikle, eğlenceyle devam ediyor değerli konuklarımız. Çok güzel şarkılarıyla Hayfa Vehbe sizlerle birlikte olacak birazdan. İyi eğlenceler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.